Türk hukukunda aile hukukunda boşanmalardan sonra ya da boşanma davaları sırasında karar verilen nafaka olayları toplumumuzda sürekli tartışma haline gelmiştir ve bu tartışmalar sürekli devam etmektedir. En son İstanbul'da bir aile mahkemesinin almış olduğu tedbir nafakasına ilişkin Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar toplumda tekrar nafaka olayını tartışılmasına neden olmuştur. Hukukumuzda nafakayı düzenleyen iki tane hüküm vardır. Biri Medeni Kanun 169'daki geçici önlemlere ilişkin düzenleme. Biri de 175. maddedeki yoksulluk nafakası düzenlemesidir. 169. maddedeki tedbir nafakasına ilişkin olayda mahkemenin boşanma davasıyla birlikte gerek tarafların geçimi, iaşesi, malların idaresi ve çocuklarla ilgili tedbirleri resmen alacağına ilişkin bir düzenleme vardır. Bu kapsamda taraflardan birinin ihtiyaç duyması halinde dava sonuna kadar taraflardan birinin diğerine ve veleyeti almamış olan tarafında diğer tarafa tedbir nafakası ödemesine hükmedilmektedir. Bu tedbir niteliğinde olduğu için mahkemece her an her zaman ihtiyaca ve koşullara göre değişebilmektedir, değiştirilebilmektedir. Burada asıl olan tarafların ihtiyacıdır. Mahkemeler tedbir nafakası vermeden önce taraflar için mali ve sosyal durum araştırması yapmaktadır. Burada tartışma tarafların kusuru olup olmadığı ya da geliri olup olmadığı yönünde değil, esas belirleyici olan nafakaya ihtiyaç duyan tarafın ihtiyacıdır. Diğer nafaka ise 175. maddede düzenlenen yoksulluk nafakasıdır. Bu nafaka da daha ağır kusurlu olmamak şartıyla boşanan taraflardan birisi eğer yoksulluğa düşecekse boşanmayla, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren süresiz olarak diğer taraftan nafaka talep edebilir. Burada tarafların sosyoekonomik durumu, gelir ve ihtiyaç durumları da belirleyicidir. Burada tedbir nafakasından farklı olarak yoksulluk nafakası alacak olan eşin daha ağır kusurlu olmaması şartı da vardır. Burada en çok eleştirdiğimiz hadise bu nafakanın süresiz olmasıdır. Süresiz nafakalar eşlerin daha kolay boşandıktan sonra geçimlerini daha garanti görmeleri nedeniyle boşanma hadiselerini daha çok tetiklediği, aslında anlaşmayla sonuçlanacak tarafların evlilik birliğinin devam etmelerinin bir kısım sıkıntılara katlanarak devamının mümkün olduğu durumlarda da bu tür süresiz nafaka halleri tarafları boşanma konusunda daha çok motive etmektedir. Burada asıl olan nafakanın belirli bir süreyle eşlerin ihtiyacına ve mali durumlarına göre, imkanlarına göre kararlaştırılması gerekir. Eğer nafaka süreli olursa eşler de boşandıktan sonra durumlarını sürekli garantide görmeyecekleri için boşanma konusunda tekrar bir daha gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirler. Burada eğer süreli nafaka verilirse süre bittikten sonra mahkemelerin bunu yeniden ele alması veya geri kalan sürede sosyal yardımlaşma veya devletin diğer yardım kuruluşları vasıtasıyla yoksulluğa düşecek eşe sosyal yardım yapılması da alternatif olarak düşünülebilir. Ancak sürekli böyle ömür boyunca nafaka alınması bir tarafı aşırı şekilde mağdur ederken diğer tarafı da toplum nezdinde bedava geçinen, kolaycılığa kaçan ve evlilik birliğinin devamı hususunda gerekli fedakarlığı göstermeyen kişi durumuna getirmektedir. Bu hususun acilen düzeltilmesi, yasal düzenleme yapılması kanaatimce kaçınılmazdır. Bu nedenle gerek ailenin korunmasına dair 6.284 sayılı yasa, gerekse medeni yasadaki nafaka hükümlerinin tekrar düzenlenip günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinde yarar var. Süresiz nafakayla ilgili olarak biz Hukukçular Derneği olarak bu konuyla ilgili daha önce çalışmamızı genel merkez tarafından yapıldı. Bu çalışma meclise ve ilgili yerlere iletildi, sunuldu. Nafaka bildiğimiz üzere kelime anlamı itibariyle de terim anlamı itibariyle de insanların iaşesini karşılayacak, geçimini sağlayacak miktarda bir kazanç elde etmek, geçim için buna vesile olmaktır. Medeni kanunumuz aslında nafakayla ilgili düzenlemeyi yaparken nafakada bir insanın sağlık, hayat hakkı, yaşama hakkı, günlük yaşamını devam ettirebilme amacıyla oluşturulmuş mevzuata da yerleştirilmiş bir husustur. Fakat bu konuda bizim toplumumuzda nafakayı daha fazla erkekler evin geçimi ve iaşesini sağladığı için kadınlar yönünden nafaka verilme söz konusu olmuştur. Özellikle
boşanma davalarında veya boşanma davası olmadan da evi idame ettirebilmek, çocukları bakımını ve yaşasını devam ettirebilmek amacıyla mahkemeler tarafından kadının lehine olmak üzere nafaka verilmektedir. İtiraz olan, tartışma konusu olan husus şudur. Nafakanın süresi bakımından. Yani nafaka bir zenginleşme aracı sayıldığı zaman veya ne de olsa aylık belli bir maaş şeklinde bana nafaka geliyor diye herhangi bir çaba ve mücadele içerisinde olmadan sadece o nafakayı bir maaş olarak görmek ve ömür boyu bu nafakanın devam etmesi bir zulüm haline gelmektedir. Özellikle erkekler açısından boşanma davalarında bazı kişiler sırf bu nafaka aldığı nafaka devam etsin diye evlendiği halde resmi nikah yapmayan kişiler var. Yani boşanma gerçekleşiyor, kadına nafaka bağlanıyor, nafaka süresiz bir şekilde devam ediyor. Kadın bu arada dini nikahla başkasıyla birlikte oluyor. Kendisine bakılma yükümlülüğü başkasına geçtiği halde resmi nikah yapmıyor. Sırf o nafakayı aylık maaş şeklinde almak için bu eylemlerde bulunuyor. Bu nedenle süresiz nafaka yerine bunu bir süreyle kısıtlamak, yani boşanma gerçekleştikten sonra belli bir sürede kadının kendi ayakları üzerinde duracağı süreye kadar veya çocuklar için çocukların belli bir yaşa gelinceye kadar belli düzenlemelerle bu hususta bir süre konusunda bir yeni düzenleme getirilirse bu sorun çözülecektir kanaatindeyiz. Yani burada tartışma konusu olan birincisi nafakanın bir zenginleşme aracı olarak görülmesi, ikincisi nafakanın süresiz olması. Bu iki konuda da yeni düzenlemeye ihtiyaç var.